Sence de bu kadarı fazla değil mi Asiye? Ha? Tamam, birbirimize kızgın olabiliriz. Ama telefonu açmamak ne demek? Sonuçta birlikte ödev yapıyoruz, değil mi? Ben de aynısını sana soracaktım Doruk. Ben dün gece seni insan gibi aradım. Sanki ben senin yakına yapışmışım da seni zorla konuşturuyormuşum gibi hissettiriyorsun bana. Mesajıma bakmamalar, beni meşgule atmalar. Ne alaka ya? Sen dün beni aramadın ki. Aradım. Sen de beni meşgule attın. Yok. Ben senin ne aramanı ne de mesajlarını görmedim. Al bak göstereyim hatta. Bak. Yoksun aramalarda falan. Neden yok bilmiyorum ama ben seni aradım. Sana sinirim yüzünden ödevimi yapmadım ya dün gece. Sinir olmaya devam etsen. Olanlar yüzünden özür dilemek hiç aklına bile gelmiyor değil mi? Hangi olanlar? Amcan yüzünden annem ölüyordu. Ya Doruk bak ben bu saçma tartışmaya tekrardan girmek istemiyorum. Ya tamam anladım. Üzüldün ama benim amcam namusu için yaşayan bir adam. Yani baban öyle iftira atmadan önce daha iyi düşünmeliydi. Bu amcanın delirip annemi ikinci kattan aşağıya atmasını haklı çıkarmaz. Tamam. Olaylara biraz benim açımdan bakmayı dene olur mu? Doruk bakıyorum. Bakıyorum ama istemeden olmuş yani kaza. Hayır ya. Her zaman sen haklı olamazsın. Bu sefer alttan almayacağım seni. Peşinden koşmayacağım. Sen gelip benimle sevgili olmak isteyeceksin. Çok beklersin. Çok beklerim tabii Asiye Hanım. Geleceksin benden özür dileyeceksin. Ayaklarıma kapanacaksın. Doruk aşkım sen haklıydın diyeceksin. Hı, yazıyorum buraya. Her geçtiğinde okursun buradan. Son olarak da ödevden alacağımız sıfırlar vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Gıcık şey. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.